Sen kim bağırıyorsun lan ha? Kime cevap verirsen çekeriz? Yapma abi, kurban olayım, yapma. Sen adam olmayacak mısın lan? Sen adam olmayacak mısın? O parayı nereye koyduğunu söylemezsen bu kapıdan çıkamazsın. Allah bırak beni diyorum, gideceğim. Bana bırak, verme. Okurmayacağım daha. Bırak! Çekil lan seni de öldürürüm. Şimdi bu efsaneye dönüştü tabii bu sahne. Öyle bir hani bence Türk televizyon tarihinin konuşulacak sahnelerinden biri oldu. Şöyle bir şey, biz başladık işe çok ilk günleri Kıvanç'la da hakikaten birbirimizi çok sevdik daha ilk günden itibaren. Çok saygılı, çok efendi. Bu sahneyi çekeceğiz ama bu sahne de aslında filmin yani sonrasından gelecek 79 bölüm için en önemli sahne bu. Ve o sahne de çok uzun bir günde çekildi. Ve sahneyi çekmeye başladık. Çok yakın çekiyor gördüğünüz gibi. Evet. Ve ben kıyamıyorum hakikaten. Çok güzel olan. Yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra ya bir kere falan vurdum. En sonunda kalmıştık. Abi vur dedi. Yani çünkü olmuyor. Ciddi ondan çıkıyor. Sonra çıkmıyor yani. Kesin kulağına şey dedim. Çok özür dilerim. Girdim araya. Kaşesini söyledi. Abi bak sen şu kadar alıyorsun. Ben bu kadar alıyorum. Ondan sonra o sahne çıkar arkadaş. Ne oldu? Yok öyle bir şey söylemedi. Ama rejisör de hakikaten dedi ki abi şimdi herkes abi diyor. Abi vur. Abi vur. Ya tabii nasıl dolmuş tamam, herkes vurayım kıvanca. Yani, tamam da hani yazıktı şimdi falan. Elimin ağırlığını biliyor musunuz siz benim falan. Ondan sonra gecenin sonunda... Kaç defa da çektiniz? Çok defa da çektik. Her seferinde dayak yedik. Çok defa da çektik yani. Çocuk bitti. Ama şöyle bir şey oldu. Hakikaten yani o sahne belki şimdi kaçıncı bölüm yayınlandı? 70 yayınlandı bu gece. Sanıyorum en az 20 defa flashback olarak seyrettik biz bu sahneyi. O yüzden hakikaten çok önemli bir sahneydi. Yani sanıyorum işte 10 tekrar olmuşsa... İşte her seferinde 4 kere vurmuşsan bayağı bir şey yani o. Ya insan hani vuranda da travma yaratır, vurulanda da yaratır yani. Neyse Allah'tan arada bayağı bir başka filmlerinde falan da dayak yiyip Kıvanç bu sahneleri unuttu. Çok şükür o. Ama galiba... hakikaten o günün sonunda yani birbirimize sarılarak her çekimden sonra kıpırmış hakikaten ben her seferinde özür dileyerek. Yani böyle yapma ne olur falan. Abi saçmalama falan diye böyle. Abi ne olur hep beni dövme. Mesela hep beni dövme.